Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah farzlar ve haramlar. Farz deniyor Allah emirlerin Celle Celaluhu. Eğer bir Allah'ın emri Celle Celaluhu kesin bir dile dayanıyorsa bunlara farz denir böyle. Dili kat'i deniyor bunlar Arapçada. Açıkça dayanıyorsa mesela ekvimiz salah, namazı kıl, bundan biliyor. Açıkça burada bildiriliyor. Bunlara farz deniyor. Bunları yapmak insanlara farz oluyor. Mükellef olanlara, ergenden sonra olan kişilere bunu uygulamak, bunları yaşamak farz oluyor bunlara. Bir de Mevlam'ın yasakları var. Yani bunlara ifal, la tefal deniyor bunlara. İfal yap anlamında, diye de yapma anlamında la tefal geliyor. Rabbinin yasak ettiği şeyi yapmak da haram oluyor. Böyle. Eğer Rabbim onu yasaklamışsa, Kur'an-ı Kerim'inde açıkça yasaklamışsa, bunları yapmaya, yapmana da haram işlemiş oluyor bunları da böyle. Bir de haramı terk etmek, o da farz oluyor. Haram bir günah, kişi hatta bağımlıymış ona buna. Fakat bir düşünüyor, bir düşünceye dalıyor, bir işin sonuna bakıyor ki, bunun sonu çıkmaz sokak bu yollar. Ölüm var, hastalık var, yaşlılık var, bir mezar çukuru var. Oraya girmemeye çare yok oraya, mezar muhtemelen. Ya. Kişi uyansa, gün uyansa da, o günahı terk ederse Allah korkusuyla, o zaman bu da bir farzdır böyle. Mesela günümüzde yolda bile giden bir kişi, erkek olarak yolda yürüyen kişi, tabii şimdi yaz geldi, hava ısındı ve Allah'ın bir nimeti bu elhamdülillah, ama bu nimeti bozanlar oluyor tabii böyle. Havayı bozanlar oluyor, mali havayı. Açık gezenler oluyor böyle. Şimdi bir erkek, böyle bir açık bir kadın, kıza kavuştuğu zamanlar Allah'ın yasakladı, haram kıldı, günah diye bakmasa, gözünü kapasa, başını çevirse, o da nedir? Farz yapmış, işlemiş oluyor, ibadet sevabı alıyor muhtemelen böyle. Yani günümüzde günah çok her tarafı sarmış, ama sevap da çoğalıyor günümüzde. O da var muhtemelen. Yani kişi bakmaz mesela, başını çevirir, gözünü kapar. Bu haram. Allah öyle buyurmuşlar böyle. Buyur derken. Onda bir farz sevabı bakın. Farz sevabı ama. Farz. Yani sünnet sevabını aşıyor. Bir gün kapamak. Böyle. Mesela bir yalan söylese işi olacak. Ama yalan haramdır diyor. Doğru söylüyor. Dünyada zarar bile görse ama oradan ki sevabı oluyor. Farz işlemiş olmaktan böyle. Bir de farz iki alıyor farzlar. Farz-ı ayın deniyor. Farz-ı kifaye. Farz-ı ayın bir kişi mükellef olmuş, ergen olmuş, erkek kız. Ona em yapmak farz oluyor. Namaz, oruç gibi mesela böyle. Farz-ı kifaye herkese farz değil de eğer o cemaatten bir kısım yaptı mı o kafi oluyor. Gidiyor böyle. Ne gibi? Cenaze namazı kılmak gibi. Yani cenaze namazı kılması hayatta olanlar üzerine farz olmuştur. Ölen bir Müslüman cenazenin yıkanması, kefenlenmesi, namazın kılması, mezar defin olması hayatta olanlar üzerine farz mıdır böyle? Farz böyle. Allah korusun bir Müslüman cenaze açsa kalsa, ilgilenmese, vurmese oraya gariptir, kimsesizdir, fakirdir, yoksuldur böyle. Halkın önem vermediği bir insandır. Öyle kim ona ilgilenmezse herkes günahkar olur. Bunun ne bu? Farz, farz-ı kifaye. Yani halkın bir kısmı bu işi yaptı mı diğerinden kurtulmuş oluyor bunu. Günahdan kurtulmuş oluyor. Ama tabii sevabını yapar oluyor sevabını. Demek ki Allah'ın yasakladığı işi yapmaya haram dönüyor bunlara. Bir kimse Allah'ın Celle Celaluhu emrini yerine getirirse,
farzlarını, namazını, orucunu, zekatını, haccını mesela, diğer emirlerini, örtülmeyi, her neyse bütün emirleri yerine getirirse, haramdan sakınırsa, bu neydi bunlara? Müttaki demiyor, müttaki demiyor. Müttakiler bunlar. Ehli tekva sahibi yani böyle. İşte cennet bunlar için yaratıldı muhtemelen. Yani böyle, üvidil müttakiyin, üvidil müttakiyin bak. Üiddet dil müttakiyin. Cennet yaratıldı, hazırlandı. Kime? Müttakiler için, müttakiler için böyle böyle. Demek ki işte insanın, asıl insana olanlar, insana kâhı bunlar muhtemelen böyle. Allah'ın emrini yerine getirir. Ne kadar dar da olsa zamanı, kısıtlı da olsa böyle, dünya sana zarar verecekse bile, namazını vaktinde kılar, bununla geciktirme, onu tutar böyle. Emrini yerine getirir, her konuda yerine getirir bunları. Bir de haramdan sakınmak şartıyla, günahdan sakınmak şartıyla. Mesela günümüzde bir şey var, kredi adı altında, faiz. Arapça bunun ribadır aslında böyle. Buna faiz denir Türkçemizde. Şimdi ne yaptılar? Faiz deyince Müslümanlar böyle korkuyorlar. Faize karşı böyle bir günah. Bunu insan kabul edilmiş. Bunu ne yapıyorlar şimdi? Adı oldu kredi oldu muhtemelenler. Kredi alıyor. Faiz yapmıyor böyle. Hayır. Faiz muhtemelen böyle. Faiz böyle. İsim değişmekle muhtemelenler. Mesela şurada süt var değil mi? Türk süt böyle. Araçman leben derler değil mi mesela? Leben de süt de süt sütü değişme muhtemelen böyle. Haşa şarap şaraptır muhtemelenler. Arapçası da hamur aslında böyle. Hamur Arapçası böyle. Ama ne olsa olsun böylece demek ki mesela Farsça bey derler. Bey şaraba. Pardon beyhane oradan geliyor. Beyhane. Yani şarap içine ev anlamına geliyor. Beyhane. O anlamaya geliyor. Demek ki bir insan fazla yerine getirir, Allah emrini yaşar. Mesela bir hanım, kız örtünür ve gereğini bunları yapar. Yani namahremden sakınır kendisi. O sakınır bunları, yaşarsa bunları. Ne oluyor? Müttaki oluyor, müttaki muhteremler. Böyle biri, üiddet lil müttakîn. Cennet yaratıldı. Yani bunlar cennetin adayları bunlar. Dünyada aday cennet adayı. Öldüğü anda elhamdülillah kabrinde rahat. Ölümü rahat. Ölürken korkutmaz ona fazla kendisini böyle. Ölenleri gelir, melekleri gelir, evliya ruhları gelirler. Onu yardımcı olurlar kendisine ölüm halinde. Bir tören gibi olur böyle ölüm hali. Öyle ölür. Mezarında bunu karşılarlar mezarında. Kabirdeki suali kısa olur. Çünkü bir bunları böyle. Kabri genişler, nurlanır, cennet bahçesi olur. Bu kabri daha beraber. Kalktığın mahşerde hesabı kolay olur. Elhamdülillah. Sadece geçer, cennete gider. Böyle. Peki bir insan İslam'ı yaşamıyor. İnkar etmiyor. Kabulleniyor. Ama yaşamıyor. Namaz kılmıyor. Cuma'dan cuma kılıyor. İşte şu bu kılıyor. Arada bir Ramazan mesela bir camiye geliyor. Namazını devamlı kılmıyor. Haram işliyor böyle. Faiz alıyor. Kredi adı altında. Muhtemelenler hadis-i şerifte geliyor. Bir binada bir tek taş haramdan olsa oturmak lanetlenmiş oluyor muhtemelen böyle. Hadis geliyor. Bir binada. Tabii eski evler kerpiçti, taştan çamurlu yapıldı eski evler böyle. Peygamber zamanında öyle peygamber böyle. Yani bir tuğla bile olsa bile faiz parasıyla Allah korusun muhteremden orada huzur olmaz muhterem. Olmaz böyle böyle. Bir insan böyle işte ne abim sıkıştım diyor. Şu bu diye böyle sıkıştım diyor muhterem böyle. Mesela asıl saadette peygamber zamanında 3 yıl muhteremden abluk ettiler müşrikler, Müslümanlara. Mekke-i Mükerreme'de böyle. Yani bir Müslüman parası alamıyor çarşıdan. Malını satamıyor. Abluk altına böyle. Aç kaldılar. Ağaç yaprakını yediler. Otları yediler. Kaynatlar bunlara muhtemelen. 3 sene muhtemelen. Buna katlandı bunlar muhtemelen böyle. Katlandı bunlara bu şekilde. Bu yüzden az sıkıntı demeye gerekiyor. Bir insan Allah korusun böyle ibadetini yarı kılar, yarı kılmaz, terk eder, merak eder, yarı kılmaz, harama giderse
adı oluyor fasık. Fasık. İnkar etmese bile, mümin olsa bile adı olur mümin fasık olur. Hayata zor, dünya zor muhteremler. Günahlarını sıkar gönlünü. Huzur bulan muhteremler. Ne kadar ünlü insanlar vardır. Sanatkar derler, şunlara bunlara, ses kağıtları, şunlara bunlara, para bol muhteremler. Para bol şey ver ama huzur yok muhteremler. Huzur yok muhteremler. Yazlığı vardır, kışlığı vardır, özel uşağı da vardır, özel yatı vardır. Yani yaşadığı hayatı onu karşıdan bakar, onu çok huzur zanneder. Peki ne yapıyor bunlar? Alkol, işte içkiler, uyuşturucu, eroin muhtemelen. Artık yaşayan muhtemelen. Sıkın bunalımdan. Gönül daralıyor muhtemelen. Günahı gönülü kabul etmiyor. Gönül kararmış muhtemelen. Sıkın bunalımdan bunlar muhtemelen. Huzur bulamıyorlar muhtemelen. Gece kulübüne giderdim ve erkek, kız, karma karışık muhtemelen böyle. Her pisliği yaparlar. Her günah işlerler. Ama nedir? Huzur yok mu gönlü muhtemelen? Yetmiyor onlar. Ya alkolik olur, alkol bağımlısı olur, ya eroman olur, uyuşturucu bağımlısı olur, hapçı olur muhtemelen bu şekilde böylece. Yani kendini kaybeder muhtemelen. Kendini kaybeder böyle. Artık yaşayanmaz bir hale gelir muhtemelen. Allah korusun böyle. Bu dünya cidası. Yani biriniz Allah kulluk etmesin de rahat mı yaşar? Yaşamak muhtemelen. Vallahi yaşamak muhtemelen. Yaşamak muhtemelen. Avrupa bakma, Avrupa mesela. Amerika muhtemelen böyle. Hepsi eroemen. Uyuşturucu hepsi muhtemelen böyle. Hepsi muhtemelen böyle. Sapıklı hepsi muhtemelen. Allah korusun bu şekilde. O da olur fasık. Mezarda mezar azabı çok. Kabir azabı muhtemelen. Sual veremez. Bahşer hesabı çok muhtemelen. Sualde geçemez Allah korusun. Yanar, yanar, yanar günah tamam arınacak günahından kimle kaç bin yıllar günah yanar. Onun acı çıkabilir aynı cennetten. İmanı var, ölürse imanlı ölürse muhtemelen böyle. Bir de bir insan zamanda mesela Allah'a kulluk edememiş zamanında. Namazı kılmamış, şu on bu olmuş falan derken sonra nasip oldu, uyandı kendisi. Bunlar kınarmaz muhtemelen bunlar böyle. Bunları sevmek lazım bunlara böyle. Yani bir insan dönüş yapıyorsa bunları sevmek lazım bunlara böyle. Kişi elhamdülillah dönüş yapmış, Allah yoluna girmiş. Artık namazını kılıyor, haramdan sakınıyor. Ama geçmiş günahlarına tevbe etmiyor böyle. Onları aldırmıyor, unutuyor onları böyle. Evet, haramdan sakınıyor elhamdülillah. Şimdi namazı kılıyor, alıyor sevabını ama muhteremler ne oluyor? Eski günahlar duruyor ama defterinde. Oradan sildirmek lazım bunları da. Ne gerekiyor? Tevbi istiğfar muhtemelen. Tevbi istiğfar. Yani tevbi istiğfar ile böyle. Üç şart var tevbinin de. Evvela pişmanlık, nedamet, içi yanması. Neden ben Allah'a kulluk edememişim o bir Rabbime? Nasıl bir Allah'ım asi olmuşum böyle? Ağlaması lazım muhtemelen. Pişman olması gerekiyor. İçi yanması gerekiyor böyle. Bu şart. Tevbi için. Sonra günah artık işlemeye kesin karar verir. Karar verir. Ondan sonra da diliyle de tevbi istiğfar. Esnafın azim ve tüb ileyh. Buna devam eder. Bu ne yapar? Geçmiş günahında bu siliyor bu amde Allah dünyada var imkan. Yani 20 sene istiyatmış Allah-u Teala'ya diyelim. Namaz niyaz yok böyle. Haram işlemiş 20 sene işlemiş böyle. Aman defteri tamamen doğmuş günahlı işlemlerle böyle. Ama gereği şeklinde böyle. Tevbi sıratını yaptı mı, Allah kadar kabul oldu mu, onlar oradan siliniyor muhtemelen. Onlar siliniyor adamı. Elhamdülillah böyle, gönlü pırıl pırıl oluyor böyle. Gönlü parlar, nur gibi oluyor muhtemelen. Hafifler bile, hafifler bir insan böyle. Yani insan gönlü arındığı anda kişi buna fark eder muhtemelen. Yani kim olsun böyle böyle. Yani Allah'a tam dönüş yapan bir kişi, bir de bir tevbi sıratı etti mi, günahlara af oldu mu, Allah bunu kabul etti mi, o kişi bunu hem anı farkına varır muhtemelen. Gönlü ferahlar, hafifler, rahatlar böyle. Ve buna bir ağlama gelir, ağlama muhtemelen. Tatlı bir ağlama gelir böyle. Öyle bir ağlama ki, o kadar ondan zevk alır o kişi muhtemelen. O ağlamadan böyle.
Yani tevbe ağlaması buna var. Tevbe gözyaşları muhtemelen. Cehennemi söndürür o gözyaşları muhtemelen. Ya. Tevbe ağlaması muhtemelen. Yani günahına pişman olur, nadim olur, içi yanar böyle. Utanır Mevlamızdan yani böyle. Öyle tevbe eder ki böyle. Gönlü bir rahatlar ama ağlama gelir. O anda böyle. Böyle bir ağlayan ki tatlı tatlı böyle. Her zaman ağlayan yapamaz muhtemelen böyle. Ağlar, tevbe kabul muhtemelen. Hafifler muhtemelen böyle. Evrende böyle içi rahatlar, gönlü rahatlar bunlar bu şekilde. Kişi bu şekilde temiz bir gönülle artırmaya gitti mi de orada işi kolay muhtemelen. Şimdi civarı okuyayım inşallah, dışarı okuyayım inşallah böyle. Bununla ve daha bazı konular bu arz-ı şerif tabi böyle uzunca. Ahmet Muhammed Tirmizi Beyhaki, rivayet-i arz-ı şerifi. Aleyhisselam Hazretleri, ittikü meharime, haramdan sakın. Meharim, haramın çoğulmuş oluyor. Haramın her çeşidinden. Efendim, bunda ne olacak dememek lazım böyle. Mesela düğün demiş, şunlar, bunlar muhtemelen böyle. Şimdi ne yapmış, yeğenindir, yakınımdır, torundur, şudur, budur, bu şey, arkadaşınmış ya böyle, samimizse darılmasın, barılmasın. Sonra Allah darılmasın. Allah kulunu kapısından kovamasın muhteremler, o güzel Allah. Ya. Ne o insanlar muhteremler ya. Mezara girince, insan tek başına kalıyor mezarında. Kimse gelmiyor, girmiyor sen muhteremler. Girmiyor kimse böyle ya. Bunun için, Peygamber, İttekil meharime, haramlardan sakın, sakın. Haram sakın. Şimdi burada ittekil emir bu. Emirde şart vardı bunda böyle. Sakınırsın ne olur? Tekün abide nasi. İnsanın abide olursun. Abid nedir abid? İbadet eder Mevlamız'a böyle. Abd. Abd sonun de yani dalıya geliyor öyle. Abd böyle. Allah kul olma. Allah teslim olma teslimiyet. Allah Celle Celaluhu. Ubudiyet. Abd böyle. Ubudiyet böyle. En yüksek makam bu Allah ubudiyet. Abd makam böyle. Allah-u Teala tam teslimiyet Mevlamız'a. Mesela köyler varmış. Onu da abd derlerdi. Köle yani. Onu abd derler onlara böylece. Bu ne yapar? O da efendisine teslimdir bunlar böyle. Yat yat kalk kalk. Gel gel otur otur. Emin yapacak bunu yoktur böyle. Ya kul ne yapıyor? Allah'a da tam teslim oldu mu? Bu makam-ı ubudiyet böyle. Kulluk makamı böyle. Allah'a kulluk makamı böyle. En abiden ağzı insanın abide olur. Bakın insan haramı terk etmekle ne oluyor? Haram terk etmek farz olduğu için bu da bir ibadettir. En güzel bir kul Mevlamız'a zaten. İnsan en abidi hatta. İsmi temsili bu. Abiden ağzı gibi. Yani Rab nasıl bu makam hepsi muhtemelen böyle. Bu bir makamı böyle. Allah kulluk. Yüce Mevla teslimiyet muhtemelen. Dünyayı bir tarafa, ahiret bir tarafa hatta böyle, her şey bir tarafa. Yani ne buyurursa, ona tam teslimiyet lazım. Ver Allah, bima kasım Allah. Hep Peygamber buyuruyor, bir de Allah'ın taksimine razı ol. Allah'ın taksimine razı ol. Kader ile ilgili bunlar mı? Tabii kaderin çok bölümleri var kaderin böyle. Burada Allah'ın verdiği taksimat geliyor. Taksimat geliyor. Allah'ın taksime razı ol. Tekün insan en gani zengin olursun böyle. Allah'ın taksimine razı ol. Rabbim filana efendim güzel bir yüz vermiş. Senin yüzün o kadar güzel değil. Ona razı ol muhtemelen. Onda hayır vardır muhtemelen. Karşıki evi çok lüks bir bilede oturuyor böyle. Seninki efendim bir kulübedir, ona razı olmaktır efendim. Yani giymede, içmede, gezmede, tozmede, her şeyden muhtemelen. Senin araban eski model bir araban var. Karşı arabanız daha lüks arabalar. Ona özenme muhtemelen. Özendin mi? O zaman taksime razı değilsin. Ona özenme. Peygamber şöyle buyuruyor bu konuda bizlere. Ünzuru
Men hüve esvele minküm. Dünya yönünden, yani adı şey uzun da, dünya malı yönünden Peygamber buyuruyor, kendi aşağısına bak. Bak. Men esvele minküm. Siz aşağısına bakın. Böyle böyle. Evet, sen araba eski model ama araba olmayan var. Almış çoluk çocuğunu, kışla kadrak diye bekliyor. Sen arabada gidiyorsun. Bak aşağıda var değil mi? Sen bir yere gelen baş sokmuşsun bir kapalı bir yere. Üzerine yağmur yağmıyor. Çatı yağmur atmıyor. Ama onu da bulamayan var. Yolda kalan var muhtemelen. Efendim işte filan kişi çok sağlıklı, sağlam. Ya benim işte başım ağrıyor, dişim ağrıyor, işte karnım ağrıyor, midem ağrıyor. Daha hastalığı da var muhtemelen. Yani. Yatağa bağımlı, yatağa bağımlı. Öyle hasta var ki yani kalkıp şöyle bir odada bir gelirse, odada gelirse işte Boston'da şükür çek Allah'a muhtemelen. Peygamber bize böyle muhtemelen. Ünzülü melez vele mümkün. Sizden aşağısına bakın, nimet bakımından. Ve la tenzülü men hübe fevkaküm. Üst yöne bakmayız böyle. Bu dünya bakın. Ahiret ibadet bakımından ise üstünüze bakın, aşağı bakmayın. Ahiret bakımından böyle. Efendim, ben işte beş tabanı kılıyorum mesela, işte şunu bunu yapayım, yeter bana. Yok, bak bakalım böyle. Mesela sahabelere baktım, evlilere baktım. Nasıl yaşamışlar muhtemelen böyle. Yani. Gece uyumamış, namaz kılmışlar. Resul Aleyhisselam'ın peygamber muhtemelen böyle. Hatem-i Enbiya. Her şey Apollo'ya geçmiş geleceği, ayakta şişer gece namazı muhtemelen böyle. Hele biri gece, bir gece, yeni ayeti gelmişti, Ali'nin sonundaki ayette gelmişti. Peygamber Efendimiz hatta yatı yatı kalktı. Ayşe izin istedi. Ya Ayşe, izin verirsen aldım bağışlayalım, aldım kulluk etmek istiyorum. Bana izin verirsen bak. Bakın, hassas değil mi Efendimiz? İslam'a yoksa bak. Bak. Eşinde izin istiyor, izinler istiyor bende. Nafile bu. Farz istemez ama farz muhtemelinde. Kadın da farz izin istemez. Nafile ister böyle böyle. Mesela bir kadının nafile namaz kılacak geliyor mesela. Kore istemiyor. Gel yat, yat, yat böyle. O zaman yapması daha sevap muhtemelen. Erkek de farz istemez ama nafilede kadın hakkı var çünkü kendisine böyle. İzinsin muhtemelen. Hem kalktı muhtemelen, abdestini tazeledi. Hem namaz kılıyor, hem ağlıyor muhtemelen böyle. Böyle sakalından damlıyor, secdeti ıslanmış muhtemelen böyle. Ahşe alemiz uykuya dalıyor, bir uyanıp bakıyor, Peygamber namazda böyle. Rükuda, secdede, ağlıyor, yaşlar, gözyaşları damlıyor, sakalından sürücüyeti yerlere, Peygamber böyle. Uzun zaman geçti. Peygamber selam verdi iki rekat namaz kılınca. Ayaklar Peygamber kapandı. Ne olur ya Resulallah. Allah her şeyi affedi gelip gelmiş. Be. Ne olur üzme kendini böyle. Ayşe Allah'ım şükretmeyin mi dedi. İşte bir de bunlara bakma gerekiyor muhtemelen böyle. Bak böyle. Yani ahiret yönünden daha üsttekilere bakmak gerekiyor muhtemelen böyle. Mesela zengindir, kimseye yardım etmez ama böyle. Eli açıktır mesela değil mi? Ona bakmak gerekiyor. Bak, zengin malı var ama Allah yolunda harcayabiliyor bunları muhtemelen böyle. Yani kuvvet Allah yolunda harcayabiliyor. Allah'ın şunu bunu yapabiliyor böyle. Bak, şunu şunu yapabiliyor bu şekilde. Onlara bakmak gerekiyor. Onlara özenmek gerekiyor. Daha iyi olmaya çalışmak gerekiyor muhtemelen böyle. O yönde. Demek ki Peygamber buyuruyor, وَرَلَّا بِمَا قَسَمَ اللّٰهِ Allah'ın taksimine razı ol. Rıza makamı demir, rıza makamı demir. Rıza makamı bu. Râdî var, râdiyete merdiye. Ya, râdî merdî. Kullar razı oldu mu, Allah kuluna razı oluyor merdiye. Allah kuluna razı oldu merdiye. Gir bakalım cennet ondan sonra. Ya. Şimdi Allah'ın taksiminden muhteremler, rızık da yazılmış, rızık yazılmış. Rızık da bakın. Rızık da yazılmış. Ana karnı yavrunun rızkı az olur bazen. Süt emecek rızkı azdır. Annesine fazla sütü gelmez muhtemelen böyle. O yazılmış muhtemelen böyle. Bunu da razı olmak, rızkı razı olmak. Rızkı razı olmak böyle. Yani kuru arpa ekmeğini bulamayanlar olduğu zaman geldi muhtemelen. Kuru arpa ekmeğini böyle katı, kuru. Yanmış güneşte, kurumuş muhtemelen böyle, taş gibi.
Onun doyası Yemenler oldu artık ekmeğini. Yine vardır fakirler. Açlıklar yine var dünyada muhtemelen. Afrika'da biraz daha muhtemelen. Yine var. Buyuruyor Peygamber Hazretleri Beyhakid Adı Şerif. Men radiye minallahi bil yesiri miner rızkı. Allah'ın verdiği rızkın az kanat razı olsa bil yesiri. Yani kolayından böyle Afrika rızık vermiş. Ekmek vermesi mesela, yiti vermesi, peynir mesela böyle böyle ama az böyle. Her istediğini yemiyor. Alamıyor, yapamıyor, neyse böyle. Bir de var ki alabilir de gene yiyemiyor ama rızık yazılmamış. Hastalık antrenörler. Yanım tatlı ister, baklava ister, şunu bunu ister ama şeker yüksektir. Hemen şekeri fırlar. Korkar yemeğe. Yanım tuz ister, işte tuzlu tuzlu şöyle bir işte ızgara mızgara şunlar ve tuzumuz olsun böyle cızımız olsun böyle her imkanı var. Her imkanı var böyle. Hemen yaptırır. Ama bir tuz yedi mi tansiyon fırlar muhteremler. Ya kafa döner muhteremler. Ya. Yok bir ülser vardır, şu vardır, bu vardır. Hep bunlar bire sebep aslında kaderlik rızık bunlar dengeliyorlar muhteremler bunlar. Bak, bir insan men radiye minallahi bil yesiri min rızk rızıktan az rızkı var, rızı ask, az rızkı, hiç alamıyor, yiyemiyor, yapamıyor neyse böyle, hikmetini böyle. Buna razı olsa kul. Allah şükür etsin muhtemelen böyle. Peygamber bir gün bir eve misafir oldu muhteremler. Tabii aniden gitmiş böylece. Ekmek varmış evde. Yani katık olarak yalnız sirke varmış işte katık olarak. Sirke. Böyle bir şey olmadım ben. Yani Medine'de evde hurma bile yok. Hurma yok evde. Hurma. Hurma memleketi ve Medine. Medine. Hurma bile yok evde böyle. Sirke varmış. Utanıyor sahibi tabi. Çıkardı ekmeği, sirkeyi. Yarısı da bir var. Devamlı değil mi ödümü? Ne güzel katık sirke. Niye mi? Ne güzel katık sirke muhtemelen. Yani ekmeğe bağlı sirke gelir muhtemelen. Demek ki razı olmak gerekiyor muhtemelen böyle. Olmak gerekiyor. Din insan Allah'ın verdiği az kız razı olursa radıyallahu amini bir kayri min ameli. Altı'nın az ameli razı oluyor. Bakın böyle. Kul altı'nın razı ve rızkın razı. Şekerli yeme yeme, tuz yeme yeme, hiç kimini alamıyor, kimini yiyemiyor, şunu yapamıyor böyle artık, yetiştiremiyor neyse böyle, çocuğu kalabalıktır, masrafı ağırdır, işte onlara böyle. Al bakayım bir tarhana çorbası, içindeki doğrak kuru ekmek de yanına bak onlara böyle. Ama razı bundan, oh razı. Razı bundan. Al onun ameline razı olur, az da olsa ameli. Yine rızık değişmez muhteremler, yazılmış rızık muhterem, rızık yazılmış. İnner rızka. Leyat ve bül abde. Rızık kulu arıyor. Rızık arıyor muhtemelen. Kim yazılmışsa. Ekse mimma yattı bül ecelü. İnsan eceli nasıl arıyorsa, ecel arıyorsa, rızık öyle insan arıyor. Ha, daha fazla. Ekse ecel daha fazla. Kişi mesela ölümden kaçayım diye böyle. Depremde mesela kaçtı bazıları. Gitti öldü muhtemelen. Yolda kaz oldu öldü. Şubu oldu bu şekilde böylece. Yani insan ecelinden kaçamadığı gibi rızık insanın peşinde muhtemelen. O da geliyor muhtemelen. Kişi mağaraya girsin, dağa girsin, oraya buraya girsin. Değişim muhtemelenler. Hazreti İmam-ı Azam'ın bir şeye var muhtemelenler. Onun özel tesbihatı var, zikri var İmam-ı Azam muhtemelenler. Ondan bir kısa okuşalım. Sübhane men yaraniye. Sübhane men yaraniyim, yarif mekaniyim, rezakaniyim, velâ yensaniyim. Çok hoşuma gidiyor. Bak. Sübhane men, o öyle bir sübhandır ki, o Allah Celle Celaluhu sübhandır ki böyle, her noksadan münezzeh böyle. Kadir-i mutlak, alim, basir, semî, yerlerine tek hakim egemeni muhtemelen böyle. Bütün zeratçı onun emrinde, Mevlam gözetiminde. Ben yaranıyor. O Allah ki beni gören Allah'ım Sübhan'dır.
beni o gören Allah'ım, Sübhan'dır. Ve yarife mekaniye, benim bulunduğum mekanda biliyor Mevla, neredeyim? Köşemi, sahilde mi, yolda mı, ormanda mı, yolda mı kaldı, yağmurda, karda mı kaldı? Ana karında mı, ana kucağında mı? Ana karındayken de, bak, ve yarife mekaniye, bak beni görüyor, mekanımı biliyor. Şimdi ana karında, dört tane can verildi, ruh verildi. Ne istiyor? Rızık istiyor şimdi ben de. Oraya kim rızık verebilir ana kanlı çocuğa? Ona serum yapılır mı serum? Olur mu muhtemelen? Ne gerekiyor? Mevlam ona rızık veriyor muhtemelen. Anasının dolaşım sistemin kan dolaşımı. Damar. Böyle. Ne yapıyor? Çürünün göbek orduna bağlanıyor muhtemelen. Bir eş ile böyle bağlanıyor böyle. Annesi yer, içer, sindirir, bedene çekilir, kan haline gelir. Çocuğa kan olarak gidiyor okunlara. Ve yarif-i mekani. Allah mekanı biliyor mu? Ana karında da böyle. Rabbim onu ne yapıyor? Rızık kanı, rızkını gönderiyor. Bela yense unutmuyor mu? Ana karında çocuğu gider mi? Doğdu, dünyaya geldi. Şimdi ne yapacak? Ne dişi var, ne bir şey var böyle. Midesi daha çalışmıyor. Ne yapacak? Süt muhtemelen, süt muhtemelen. Süt böyle. İki tane pınar ana göğsünden, iki tane pınar muhtemelen. Yani sanki bir yer altından fışkıran bir abuhel gibi. İki pınar, ana gözleri muhtemelen. Bak, çocuğa muhtemelen. Bir ana sevgisi böyle bir anası veriyor. Ana sevgisi böyle şefkat veriyor. Yani bakar muhtemelen böyle. Yani insan ana karnında olsun, ana kucağında olsun, ormanda olsun, bayırda olsun muhtemelen. Rızık yazılmış, bu insana bulunur, gönderirim adamı böyle. Yahs ile carike, komşu iyilik etmeli böyle. Komşu iyi görüş komşuna, ihsan et komşuna, iyilikte bulun komşuna böyle. Yani tebessümle, güler yüzle böyle, hayatı sorarak komşuna böyle. Onlara karşı somurtma, surat asma, olmayan şeye böyle bir sorun çıkarma, komşu iyilik et böyle. Tekün müminen, o zaman gerçek mümin olursun. Yani bu. Elçareki tek gün mümine. Komşu hakkı, çok büyük komşu hakkı muhtemelen böyle. Çok büyük komşu hakkı bu şekilde. İyi davranmak, bazı şeyler katlamak gerekir. Bazı şeyler katlamak da gerekir bir şeylerin. Demek ki iyi komşuluk yapmak muhtemelenler. Komşu ki muhtemelenler, üç türlü komşu var. Biri komşusudur ama gayrimüslim. Hristiyan Yahudi şu bu. Ateist mesela neyse, Moslem neyse böyle. Komşudan böyle. Ama o da komşu. Onun hakkı var mı? Bir hakkı var mı böyle? İkinci komşuluk Müslümandır ve komşudur böyle. Onun ikiye var böyle. Din kardeşliği bir komşu hakkı var böyle. Üçüncüsü akrabası Müslümandır ve komşudur. Üç hakkı var mı? Yani üç misli ona iyilik yapma gerekiyor. Akraba olan komşusuna. Diğerine iki misli. Gayrimüslime de bir misli gene muhtemelen. Yani sahabelerin pek çokları böyle bir koyun falan kesince komşusuna gönderir. Yahudi komşusuna gönderir muhtemelen. Gönderir. Demek ki Yahudi, Hristiyan bile olsa komşusu, bak İslam onları tersine muhtemelen böyle. Neden? Sahabeler böyle yaptığı için, onun için onun sahabenin gitti her yerde İslamlaştı muhtemelenler. Mesela Şam, Rumlara ait o zaman, Rumlar var Şam'da. Tek mi yok Müslüman, tek Müslüman yok mu Şam'da? Şam fetholdu, Şam İslamlaştı böyle. Mısır, Kıptları vardı onlar böyle. Kıpti böyle, onun dini ayrı onların böyle, inançları böyle. Kıptları vardı böyle. Fetholdu, İslamlaştı muhtemelenler. Neden? Sahabelere bakarak muhtemelen. Ona bakarak muhtemelen böyle. O sahabenin komşuna bakıyor, davranışına bakıyor, onların haline bakıyor, yaşına bakıyor, imledim bunlara muhtemelen böyle. İmledim bunlara muhtemelen böyle böyle. Yani bir İslam'ı yaşasak muhtemelen de. Onun örnek olsak, yani dürüst doğrulukta. Biz Almanya'ya koyduk, işte git Almanya'ya. Almanya'ya İslam'ı mı lazım şu anda? O kadar Almanya'ya işte gitti Türkiye'den.
Almanya İslamlaşmasa lazım Almanya şu anda mesela. Neden ama? Örnek olmadık mı? Örnek olamadık mı? Yalanı orada, rüşvet orada, şundan orada, bunlar burada baktılar ki bunlar ince bakıyor, bu Müslümanlık böyle. Bir kişi, bir din kardeşi varmış, karışık olmuş onun kendisine böyle, onun ziyaretine gidiyor. Bulunduğu kasabanın en kenarına oturuyormuş, gece kondu dediğimiz tabiri günümüzde. Oraya oturarak bakıyor böyle, otururken bakıyor, küçük sıçanlar, fareler oluyor. Altlar bunlara. Ya kardeşim be diyor. Abi burada sen mi oluyor? Pardon bunlara diyor. E ne yapayım diyor. Şu burada bu şekilde diyor. Böyle. Oluyor burada böyle. Benim bir kedim var. Çok avcı bir kedim diyor. Ben sana kedimi getireyim. Biraz sana biraz kalsın diyor. Bunu bir kırın. Tutar bir kırın kaçarlar diyor. Bunu kurtulursun. Olmaz. Razı olmuyor. Neden? Ne içeceğiz sanlar diyor. Ben kaçınca komşu içecek diyor. Bakın. Yani benim evimden kaçan sıçan komşu gidecek diyor. Ona zarar verecek diyor. Onun şirketi almayan beni bu tane böyle. Yani bakın komşusuna onun sana kaçması ne yerine kedi bile almıyor bu tane böyle böyle. Yani komşu hakkı bu kadar büyük muhtemelen böyle. Yani selamda, kelamda, şunda, bunda böyle. Hastaneye ziyaret etme, cinayete gitme gerekiyor böyle. Yardım etme gerekiyor. İlgilenme gerekiyor komşularla, komşularla. İlgilenme gerekiyor. O zaman o tekvim müminen, insan tam mümini kâmi olamadığı böyle. Haliyle yaşayarak böyle muhtemelen, yaşayarak bu şekilde. Bir de İslam'ı sevdirmek muhtemelen böyle, sevdirmek böyle. Ve belindâsî mahtûbeli nefsike. Bir de nefsin istediğini diğer Müslüman kadar iste. Yani kendin adına canın ne istiyorsan, nasıl yaşam, hayat yaşamak istiyorsan aynı şeyi karşına iste. Tek bir Müslüman. Ama gerçek Müslüman olsun. Yani bir insan kendisi istediği hayat yaşamı karşılıklı istemesi gerekiyor. Mesela esnaf diyelim muhtemelen böyle. Esnaf mesela. Çarşıda mesela tabii biraz da merkez yerlerde devamlı her şey esnaf var mesela böyle. Şimdi ne gerekiyor değil mi öyle? O sattığı gibi komşu satsa. Onun sonunda istesine gerekiyor. Onun da eşi, onun çoluk çocuğu var. Onun çoluk çocuğu var değil mi muhtemelen? Biri geliyor bir Allah dostu ulemaya, hak dostu, gönül uyanık yani böyle. Ben diyor, iş yapmak istiyorum. Düşüm taşlarım diyor. Helal olması için kazancımı diyor böyle. Karar verdim diyor, kefen satayım. Yani cenaze malzemesi satayım diyor. Kefen tabi başta olmak üzere bile. Bu iş ama karar verdim diyor. Helal olması için diyor. Bak yüzüne bir gülümsüyor. Neden gülümsen diyor. Peki iş olmasa ne yaparsın diyor. Üzülür müsün? Diyelim iş olmasa. Üzülürüm. Ne? Demek ki diyor iş olmasa üzülürsün. Yani ölçüler de iş olsa. Kefen saçsa kefen. İnce yapmak mı böyle? Yani sır geliri oradan gelecek ama başka yapmıyor başka bir şey böyle. Mesela dükkanı vardı, başka işi vardı ve o da satar başka mesela böyle. Ama sır geliri oradan cihazı satacak, bunu satacak bu şekilde böylece. Ne diyor? İş olma üzülür mü? İş olma üzülür müsün? İş olmasa diyor. Yani ölen olmadı hiç. Kimse ölmedi, hiç olmadı. Yani insan kendisi istediğini diğerini istemesi gerekiyor muhtemelen. Ekmel müminiyle imanen. Hatırımız Ebu Davud İbn-i Raci'de hatırlıyor muhtemelen. Müminin en ekmeli iman yönünden, kamili. Mümini kamildir, mümini kamil böyle. Tam olgun mümin böyle. Kalbiyle, gözüyle, midesiyle, ağzıyla, konuşuyla, dili, hareketiyle böyle. Her şey Allah'tan bağlanmış. Allah bağlanmış. Mümini kamil. En kamil müminler Ahsen-i Hulukan, kim ahlakı daha güzelse, o daha imanı kamildir muhtemelen böyle. Ahlak, ahlak muhtemelen böyle. Ne kadar peygamber gelmişse, her bir ahlakı en üst ahlak muhtemelen böyle. Mevlam büyük peygamberimize,
Ve inni ala hulukun azim. Ve inneke le ala hulukun azim. Bak ben. Ve inneke sen ya Muhammed'im en yüksek bir ahlak üzeresin böyle. Ahlak. Ahlak muhtemelen böyle böyle. Bak evliya varsa her evin ahlakı en güzel ahlak muhtemelen böyle. Bir insan çok namaz kılıyor, çok zikir ediyor, çok şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ama ahlakı pis böyle, huysuz böyle kendisi, geçimsiz bir şey bir şekilde. Ona buna zarar veriyor. Bu boşluk muhtemelen böyle. Bir gün Peygamber'in huzurunda sahabe-i kiram bir kadından bahsettiler, kadından. Dedi ki, ya Resulallah, filanın hanımı, eşi, kadın. Geceleri çok namaz kılıyor, çok zikir ediyor, çok şunu yapıyor, eli açık, çok insana yardım ediyor. Evet dediler. Yani bir kusuru var. Bu nedir? Komşularına çok ezik yapıyor komşularına böyle, diliyle komşularına böyle. Bunun kalbi kırıyor, bunun kalbi kırıyor, incitiyor. Yani huyu sıhhat mizaçlı böyle, çok kalp kırıyor. Komşuna zarar ediyor. Hiye finnar. Hiye finnar. O ne peygamber? Bu cehennem yer. Hiye finnar bak. Çok namaz kılıyor, gece nafile kılıyor çok. Çok zikir ediyor. Kur'an okuyor, iyilik ediyor. Ama komşularına diliyle zarar ediyor, diliyle böyle. Hırsın. Sert mizaçlı böyle. Huysuz böyle. Kaba. Daha önce çabuk kalp kırıyor, şunu mu yapıyor bu şekilde. Bir bu kusuru var. Yani burada hiye finnar, hiye finnar, hiye finnar. O ehli cehennem, o cehennem. Yani yanacak, onunla çıkacak. Yani demek ki bir insan muhteremler ne kadar tekva görünse dışarının dışından, kıyafetiyle, yaşantısıyla, ne kadar tekva görünse bir kişi dış kıyafetiyle, demek ki eğer huyu, ahlak güzel değilse, o bir makamda değil muhtemelen böyle. Yani evliya buradan belli olur. Evliya buradan belli olur. Evliya bir insandır. Yani işimizden biridir mesela evliya Allah böyle. Nereden belli olur? Ahlak güzel, ahlak güzel. Yumuşa tabii. Kalp kırmayan muhtemelen böyle. Hatta bir de kırılmayan bile. Yani ne kalp kırar ne kendi kalbi kırılır. Çünkü kalp kırıldı mı onun ikisine karşı bir intikam bir şey besler. Kim besler muhtemelen böyle. Onun için kalbe kırılmıyor muhtemelen. Yani sevgi azalmasın sevgisi muhtemelen böyle. Ve hıyar hüküm linsayın. Senin hayırlınız, en hayırlınız eşliğine hayırlı olanlardır. Eşliğine karşı, kadına karşı muhtemelen. Ve hıyar hüküm en hayırlınız hıyar hüküm linsayın. En hayırlınız eşliğine karşı, çocuğuna karşı hayırlı olanlardır muhtemelen. Yani eşine karşı kaba davranıyor, bağırmıyor. Ufak bir şey mesela, tuz ağzı yok, şu an mı, bu an mı böyle. Hemen bağırma, çağırma, kaba davranıyor mu? Bu da hayra girmiyor muhtemelen böyle. Eşine karşı da mutlaka nazik olma gerekiyor, hayırlı olma gerekiyor, gönlünü kırmama gerekiyor muhtemelen böyle. Onlara karşı da böyle. Ve la tüksüle dıhke. Bir de çok gülme peygamber muhtemelen. Vela tüksel dıhken çok gülme. Dıhk. Üç türlü gülme vardır. Bir tebessüm Arapça, Türkçe tebessümdür. Nedir tebessüm? Gülü dudağından belli olur dudaklarından ama ses çıkmaz. Yani gülümsemeler mi? Tebessüm. Bu İslam'da makbuldür muhtemelen. Mahbul sevilir böyle böyle. Yani ahlaka bu da mı? Tebessüm etmez. Tebessümü böyle. Hatta bir Müslüman, diğer Müslüman yolda selam verirken tebessüm ederse iki katı sevap artıyor mu tamam böyle. Ben selam aleyküm böyle. O da oluyor mesela. Esselamu aleyküm gülümseyerek verirse altı sevap tamam. Tebessüm insanı tamam. Tebessüm böyle. Nedir tebessüm? Dudak gülümsemesi. Yani ses yok ama. Yani dık dini Arapçada gülme, sesli gülme. Yani bunu duyuyorlar böyle. Bir de kahkaha vardır. Türkçe yine kahkaha böyle. O artık herkes duyulur böyle. Kahkaha. O çok tehlikeli o muhtemelen böyle. Yani o kadar kahkaha yapmak böyle. Bu gönül kalbinin kararması meydana gelir muhtemelen. Ahiret unutmaktan meydana gelir böyle. Ve la tüksülel dıhken peygamber. Çok gülme. Kahkaha bırak. Kahkaha altı bu dıhk. Böyle de olsa böyle
çok gülme. Fenne kesil aldığı ki çok gülmek timidir kalbi öldürür. Bir insan çok gülüyorsa, bir konuşur iki güler, bir konuşur iki bu anı çok gülüyorsa, onun kalbi öldürür muhtemelen böyle bak. Kalbi öldürür muhtemelen. Bir kalp ölümü, kalp doğasını kaybeder. Kalp duyarsın muhtemelen böyle. O kalp, o gönül ibadetinden feyiz almaz muhtemelen, almaz böyle. Namaz zevk almaz muhtemelen, yakılır ama almaz muhtemelen böyle. Allah'ın zikreden feyiz almaz muhtemelen, Allah korusun böyle şey. Gafil oluyor yani böyle. O bu şekilde. Demek ki çok gülmemek. Bir de iyi komşuların faydaları da muhteremler. Efendim buyuruyor. İnnallâ leyetbu bil müslimin salihi. Allah Teala Celle Celaluhu bir salih Müslüman komşusuyla miyete ehl-i beytin min ciranihi el-bilâhe. Allah onun şeyiyle ehl-i beytinden, komşularından 100 komşuyu bakın. Miyete ehl-i beytin. Yani 100 sayı değil, ev halkı yani. 3'e kişiden 3 kişi yapar mesela. Miyete ehl-i beytin. Ehl-i beytinden 100 kişiyi onun belayı def eder muhtemelen böyle. Demek ki bir mahallede, bir yerde muhteremler böyle iyi mesut olsa, onunla komşu olabilir, yalanın inşallah muhteremler olabilir, onunla böyle. Demek ki Allah'ın hürmetine etrafın komşularına benim de belayı def edin muhteremler. En yakın tabi daha fazla olmak şartıyla evet muhteremler böyle, onlara böyle. Bir tabi kabir komşusu böyle muhteremler, kabir komşusu muhteremler, kabir komşusu muhteremler böyle. Kabir komşusu muhteremler böyle. Hatta çok mevtadan mesela Allah dostları buyuruyorlar. Onun tavrını görüyorlar. Mesela ölüye birisi onu görüyor rüyasında ona açık rüyat görürler. Bakıyor kalp azamında. Kalp azamında bu. Allah Allah. Üzülüyor şey yapıyor. Sonra aradan 5-10 geçiyor tekrar görüyor. Azabı kalkmış. Hakikaten ne oldu sana? Yanıma da biz Allah'ın bir salih kulu gömüldü. Allah'ın hürmetine beni kaldır azabı böyle. O rahatsız olmasın diye. Onun için bakınız, nerede bir evliya türbesi varsa, yeten mezarlık vardır muhtemelen bak. Nerede varsa, İstanbul'da olsun değil mi? Mesela İstanbul'da başta mesela böyle, en İstanbul usta bile muhtemelen. Yani Türk en güzel kalbisi İstanbul muhtemelen. Sahabe-i kiram muhtemelen böyle. Kesin muhtemelen. Bak evliya varsa, hepsinin başı İstanbul'da olsun böyle. Hepsinin başı. Sahabedir. Bir de Peygamberimizin eline konuk eden 7 ay. 7 ay muhtemelen. Mihmendar Resulullah, mihmendar. Yani öyle konuk eden 7 ay muhtemelen öyle kapıdan kalır böyle. Nerede bir evliya varsa, türbesi varsa etrafında mezar var. Her yere bakalım mesela. Erenler mesela öyle başlamış. Erenler türbe etrafına başlamışlar. İşte Bilecik'te mesela aynı şekilde böyle. Yani soğumuş bu olsa her tarafta muhtemelen bu şekilde. Demek ki iyi komşu, salih komşu bakınız. Mezar komşusunun orada faydası var muhtemelen böyle. Neden? Bu kişinin o kadar makamı iyi değilse bile komşusunun nuru onu da aydınlatıyor muhtemelen. Nuru böyle. Komşusunun nuru içerisinde muhtemelen böyle. Mezar komşusu, iyi mezar komşusu. Tabii en iyi mezarım dünyada Medine'de cennete baktı muhtemelen böyle. Ama Rabbim tabii nasip ederse, kim nasip olursa mesela her zaman dua edilen muhteremler, tabi bilim veya takdir ederse olur tabi bundan muhteremler. Yani dünyada en iyi mezarlık, Medine mezarlığı, cennetin bakım muhteremler. Oradan kalkacak 70 bin kişi, 70 bin kişi, çok da, 70 bini. Kalkacak oradan mezarlıktan, cennetin bakım muhteremler. Hiç mahşe uğramadan, hesaba çekilmeden muhtemelenler. Direkt cennetlik çekilmeden. 70 bin kişi muhtemelenler. Bunlar her birine bir de şifa hakkı var muhtemelenler. Binlerce kişiye muhtemelenler. Her birine böylece. Yani dünyanın en iyi mezarı dünyanın Medine muhtemelenler. Şimdi bazı kişi mesela Medine'de ölüyor da
Türkiye getiriyorlar muhteremler. Yazık, çok yazık olmuş. Meyli oldu muhterem, yazık olmuş. Çok yazık olmuş muhterem. Mesela Medine vermişti ben. Müslümanımızın yanı başı komşu peygamberimizin muhteremler böyle. Peygamberimiz buyuruyor, ilk şefaatim evvela komşularıma Medine'dekiler muhterem. İlk şefaatim. Mekke'dekilere, sonra Mekke'nin arasındakilere. İlk peygamberin şefaati komşu hak olduğu için kim Medine'de ölürse orada, gönülürse oraya cennete bakıyor. İlk onlara şefaat muhtemelen. Medine mezarı muhtemelen. İçinde 10.000'den fazla sahabe var muhtemelen böyle. Bakın, düşünün ki mesela Medine, İstanbul'da bir tek sahabe var. Mesela bildiğimiz mesela, bilinen bir, kesin bilinen bir muhtemelen. Böyle. 10.000'den fazla sahabe muhtemelen. Peygamber'in zevcilerinden var, onlar var, bunlar var, muhtemelen 10.000'den fazla sahabe var. Tabi'in, tebe-i tabi'in, ulemalar, Ehl-i Beyt Resulullah muhtemelen böyle. Kimler, kimler? Hazreti Osman başta mesela orada mesela böyle. Yani o mezarlık cennet mi? Bakıyor muhtemelen. Cennet mi? Ne yaparsın muhtemelen? Ne yaparsın muhtemelen böyle. Hazreti Osman'ın kabri önce Cenab-ı Hakk'ın dışındaydı. Çünkü onu öldüren asiller onun Cenab-ı Hakk'a sokmadılar muhtemelen. Üç gün kaldı Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Osman. Üçüncü halife, Hulefi Raşidinden, Aşim-i Beşer'den, ilk Müslüman, ilk sekizden yani. İlk sekiz Müslümandan biri muhtemelen. Osman Hazreti muhtemelen. Devamlı tebessüm eden, çok Kur'an-ı Kerim okuyan muhtemelen böyle. En çok yardım eden böyle. Bilhassa Tebuk seferinde böyle. Tebuk muhtemelen. 1.000 deve getirir muhtemelen böyle. Bir de 10.000 dinar bir torbaya yüklenir. 10.000 dinar gümüş para muhtemelen böyle. Torbaya yüklenir böyle. Peygamber önünde döktü mescitte. Ya Resulallah al bunları, seni harca bunları savaşta. Açtı. Allah'ım ben Osman razıyım. Ben razı ol. Bak ne oldu muhtemelen böyle. Hatta bir kuyu vardı. Osman Kuyusu'yla muhtemelen. O satın aldı orasını ben derken. Ben orada geçti bu konu. Ondan su aldırmadı kendisine muhtemelen. Evinde hapsedildi böyle. Asiler, işlendirenler böyle. 3 gün kalıcı anası böyle. Şikayet oldu. Şimdi Medine Hasan Muavi onu mezarında iş yer aldı, dahil aldı böyle. Yani dahil aldı böyle. Şimdi tabii daha genişledi. Şimdi daha genişledi böylece. Kendisine böylece. Bir gün hac dönüşüydü muhteremler. Genelde İranlılar vardı. Önce Medine'ye gelmeyenler, sonra Mekke'ye İranlılar vardı genelde böyle. Yani bayağı tenhaydı böyle. Bir gün dayandım Mecidiyen'de şey, Ravza Muhtarı bir yere böyle. Dayandım böyle. Sanki abime dağlar gibi öyle bir daldım böyle. Peygamber bana kızdı muhteremler. Kalk! Var mı? Kalk Ahmet, kalk! Osman kabrine gidelim peygamber. Şart var böyle. Ahmet kalk! Osman kabrine git. Hemen kalktım peygamber. Emrediyor Resulallah. Öl. O yolda. Hemen kalktım. Mezahitten baktım. İranlı'na sarmıştı Hasan'ın türbesini. El sonunda böyle. Onlar hakaret etmek onlara sevap olur muhtemelen böyle. Hazreti Ubeyk, Hazreti Ömer, Hazreti Osman'a. Onlar söver sayarlar, ona ibar sayarlar muhtemelen böyle. Baktım bir sürü etrafı çevirmişler böyle bu İranlılar. İranlılar Şiiler muhtemelen bu şekilde onları böyle. Tabi anlamayacaklarına böyle. Bir şey söylüyorlar böyle, anlamayacaklarına böyle ama elini yansıyor böyle. Sert böyle. Elini sert sallıyor bu şekilde. Anladım ki ya, Osman sıkılmış o da muhtemelen onlar. Sıkılmış. Bak muhtemelen. Ölmüyor onlar. Peygamber'de gördük onun sıkıldığını. Peygamber'in damadı. Hem çifti damat muhtemelen. İki kızı verdi ona muhtemelen. Bir önce tabi. Peygamber'in sıkıldığını gördü. Peygamber muhtemelen baktı mı? Peygamber benim gibi acizde peygamber git oraya muhtemelen böyle. Ben gittim o gittim ben mesela başına gidince sonra dağıldı onda muhtemelen vardı böyle. Oturum tabi orada başı vardı böyle. Yani o alem muhteremde ölmüyor onlar. Öyle biz ölü muhteremde ya. Ya öyle biz muhterem. Gafil biz muhterem böyle. Bak demek ki çok gülme, boş şey fazla konuşma böyle. Hayatı boş harcama tüm türlü kalbi öldürüyor. Öyle muhterem. Kalp duyarsız muhterem. Kalp Allah'ı aşkına tanımıyor. İvan çekin alamıyor kalp muhteremde. Haramdan sakramıyor kalp. Titremiyor.
Allah'ın korku mu yok artık? Onun için velâ tüksül dıhke böyle. Çok gülmeyen ben peygamberi kalbi öldürür bu noktada bu şekilde böyle. Yani ne yaparsak burada muhtemelen, ne yapıp burada muhtemelen böyle. Oradaki rahatlık, o kabir hayatı oraya lüks efendim üstünü yapıyordu üzerine. Bir üzerine tribe yapar, şunu yaparlar, bunu yaparlar, süsler, püslerler artık şunlar bunlar muhtemelenler. Diyemezler. Eski bir hastane. Hastane içi bakımsız muhtemelen. İçine tam bir doktor yok doktor için böyle. Dairesi var, harcısı yok, şunlar yok, bunlar mesela. Yarım yamalık böyle yaşlar için bu şekilde. Bunu peygamber aslında dedi. Levet aleminin mi alemi? Levet aleminin mi alemi? Ve peygamber dedi. Eğer benim bildiğimi bilseniz, bir adı şerifte geliyor, daha uzun bundan, benim duyduğumu duysanız, gördüğümü görseniz, Hesabım, benim gördüğümü görseniz, benim duyduğumu duysanız, bu alemi, benim bildiğimi bilseniz, müzakettim kaleyen, az güler, ne bekliyordum kesira çok ağlardı Müslümanlar. Peygamberin materyalleri görüyor bu peygamberler. Melekleri her zaman görüş materyaller. Kabul edin mevtayı görüyor materyaller. Yatan kişi görüyor materyaller. Peygamberin kızı büyük kız Zeynep Radhanslı materyaller. Vefat edince genç öldü. Radhanslı materyaller. Peygamberimiz oturup mezarın başına muhtemelen peygamberle hiç kimseye görür peygamberle. Ben gözünü kapadı, oturup mezarın başına diş çöktüm muhtemelen öyle hem hüzün mahzun duruyor böyle ben. Onun başında. Tabi onu gören sahabeler, ona da hüzünlü her birisi. Kimse birini konuşamıyorlar, bekliyorlar. Biraz devam etti. Tabi peygamberin başına kaldı, açıldı peygamberin böyle. Açıldı. Yarısı ne oldu böyle? Kızım Zeynep'in çok da hasta yapıldı, ince yapıldı kızım da böyle. Hasta ince yapıldı böyle. O mezara girince korktu birdenbire, mezara girince korktu birdenbire. Ya bak, insan bunu yapısı neyse, o devam ediyor da böyle. Peygamber de burada böyle. Kızım Zeynep çok ince yapıldı böyle. İnce yapıldı kızım böyle. Hasta yapıldı böyle. Çok duyarlı, duygusal çok kızım bu şekilde. Mezara konunca bir ürperdi kızım mezara böyle. Allah'ıma dua ettim. Çabuk geçsin ürpermesi. Genişten durulansın diye böyle. Rabbim duamı kabul etti. Elhamdülü kabul. Genişten durulandı kabul etti muhtemelen böyle. Peygamber sevindi muhtemelen böyle. Hazreti Zeynep'in babası vardı peygamber muhtemelen. Babasının başlığında. Bize ne oldu mu hal muhtemelen böyle. Ya muhtemelen böyle. Yani buradan götürmek şart mı? Bunu götürmek lazım buradan. Yani elimizden geldiği kadar kelimizi zorlayarak muhtemelen. Bir esnaf değil mi? Esnaf mesela. Müşteri gelirse kapayamaz ki böyle muhtemelen. Geç vakit olsa böyle, yani uykusu olsun, yorgun olsun, şurada bulsun böylece. Ama müşteri geliyor. Daha sevimli muhtemelen böyle. Biz yapalım muhtemelen. Yapmamız lazım böyle. Çalışalım yani muhtemelen böyle. Daha çok namaza, niyaza. Hiç olmazsa namazını daha güzel kılmaya çalışalım muhtemelen böyle. Uzun okudum mesela elimizden geldiği kadar. Ben işte kısa biliyorum. İki sure okudum. Bir rekatta iki sure okudum muhtemelenler. O da olur muhtemelen böyle. Uzunları ezberleme çalışıyoruz mesela. İçimizde Kur'an'a kadar çok olsun o kadar faydalı muhtemelen. Uhud Harbi'nde 70 şehit var muhtemelen böyle. Tabi Uhud Harbi'nin yapıldığı yer böyle. Meydan herkes tek tek mezara orada yer olmadı. Birkaç kişi bir mezara gömüldüler. Şimdi peygamber namazını kıldırdı onların. Kıldırdı. Yani yıkanmadılar muhtemelen böyle. Şehitler kanıyla yıkanılmaz. Şehitler kanıyla gidecek mi? Kanıyla beraber böyle. Elbisinden kanıyla, kan yıkanmaz. Onun şehitlerin kanı temiz muhtemelen. Şimdi mesela normal bir cenazenin kefeni ne olsun namazı kılınmaz baktığım böyle. Bak. Normal bir cenaze.
Yani kefenin cenis olsun, namaz kılınmaz muhtemelen böyle. Ama şehidin kanı temiz muhtemelen böyle. Kanı temiz böyle. Yani cenaze kanı akarsa o zarar etmiyor muhtemelen yıkandan sonra. O başka böyle. Şimdi yıkanmadan namazı kılındı muhtemelenler. Tek tek mi? Hayır. Grup grup böyle, grup grup böyle. En önüne hangisi kondu? En eftali. Üstüne kıbleye doğru böyle böyle. En o kondu böyle. Bu şekilde, yok bu değil mi? Ters söyledim muhtemelen. En peygamberimize yakın olanı en iyi o muhtemelen. Bir arkaya kondu bunlar böyle, kıbleye doğru böyle böyle. İşte peygamberimiz hep sahabe tamamlarına böyle. Hep şehit. Ayrım zor. Böyle. Her birisi uğur şehidi şehit. Her birisi sahabe-i kiram. O zaman. Peygamber sordu bunlar işte bunlara. Üç tane, dört mezara bir yere gömülecekler mezara. Namazı kılınacaklar böyle. Peygamber sordu da hangisi Kur'an'ı ezber biliyor? Yarısı bu işte Bakara Suresi biliyor, bu şunu biliyor, bu bunu biliyor. Hangisi biraz daha fazla ezber biliyorsa budur. Tamamı değil böyle. Hangi daha fazla biliyorsa namazda o öne kondu böyle. Peygamber böyle böyle. İkincisi sıra konulmuş böyle. Mezarda bunun tesisi oldu mezardan muhtemelen. Mezar ne oldu? Hangisi peygamber soruyor? Hangi taşı bunların ezde biliyor Kur'an-ı Kerim'de? Şu biliyor. O kıble tarafına kondu muhtemelen. Önüne kondu muhtemelen. Bunun arkasına kondu. Toprak arasına kondu muhtemelen. Bakın. Ölçü örnek bol muhtemelen böyle. Ayrım bol muhtemelen böyle. Hangisi Kur'an-ı Kerim'de ezde biliyorsa muhtemelen böyle. Yani elden geldiği kadar da daha fazla ezde vermeye çalışmak lazım muhtemelen böyle. Kafam almıyor. Alır muhtemelen. Mesela diyelim ki 20 kelime, bir sure, ayet-i kerimesi, 20 ayetten ibaret mesela, birkaç ayet kelimeden ibaret mesela, 20 kelime mesela böyle. Birisi ne yapar? Sabahtan günün konukmasına bir kelimesini, innallâhe mesela, bak innallâhe, innallâhe, innallâhe. O konu, konusu devam böyle. İkinci gün, ye'mürü mesela, bir azli, üçüncü günü. İnsan günü bir kelime ezmesi muhtemelen der. Ezber işte muhtemelen böyle böyle. İşte adı cemaatimiz dünyada misafir muhtemelen böyle. Yani bu konak, dünya konağına bize çok güvene geldi. Yüz binlerce yıldan beri muhtemelen. Çok konak geldi bu misafir muhtemelen. Ağzılar, güller, gidi işte şu oldu böyle. Hepsi gitti muhtemelen böyle. Şu anda şu bu konakta misafir muhtemelen ama misafiriz. Mahdi muhtemelen, öyle bize muhtemelen böyle. Elimizden geldiği kadar daha iyi yoluna çalışalım muhtemelen böyle. İyi ahlak da muhtemelen de. Kaba olmama gerekiyor. Kırış olmama gerekiyor muhtemelen. Benim kızım sinirlenip olmama gerekiyor muhtemelen böyle. Sabır gerekiyor muhtemelen böyle. Böyle gerekiyor. Ahlak hasene eyle muhtemelen böyle. Ahlak ile böylece. İbadetler belirlemek elimizden geldiği kadar iyi yapmaya çalışalım inşallah. İlahi Fatiha.